Soylu, Atatürk Havalimanı gezicilere kapak olsun konu. Türkiye erken seçime gidiyor. 619 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir tane geziciden, bu adamdan Allah razı olsun, bak ağaçları dikiyor, diye bir şey duydunuz mu? Ben de diyorum ki, Atatürk Havalimanı gezicilere kapak olsun, onlar bu dilden anlarlar, dedi. Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Gazi Osman Paşa'da sokak iftarına katıldı. Burada vatandaşlara hitap eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirtti. Onlar bu dilden anlarlar. Konuşmasında Gezi Parkı odaklı olaylara da değinen Bakan Soylu, hani bu geziciler iki ağaç için ayağa kalktılar ya, kıyameti kopardılar. Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı şimdi dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline getiriyor, millet bahçesi. Bir tane geziciden, bu adamdan Allah razı olsun, bak ağaçları dikiyor, diye bir şey duydunuz mu? Ben de diyorum ki, Atatürk Havalimanı gezicilere kapak olsun, onlar bu dilden anlarlar, diye konuştu. Demirtaş, yakın ortalığı, dedi, Soylu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a da tepki göstererek, Selahattin Demirtaş talimat verdi, her yere, yakın ortalığı, dedi. Yasin Börü'yü en üst kattan aşağı atıp öldürdüler. 80'in üzerinde milletvekili aldılar, şımardılar ve o güçle istediklerini yapacaklarını zannettiler. 24 Haziran'da sadece kazanmak yetmez, 24 Haziran'da güçlü kazanmalıyız, işimizi yarım bırakamayız, dedi. Kılıçdaroğlu'nun evi daire doğurdu, Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tazminat ödemeye mahkum edilmesiyle ilgili, şimdi bana hakaret etmiş, bana hakaret edeceğine benim söylediklerime cevap ver. Siz hiçbir evin doğurduğunu gördünüz mü? Nasreddin Hoca'nın kazanı doğurur da ev doğurur mu? Hani bunun Ataşehir'de bir dairesi vardı ya, dedi ki, 1,75 metrekare bir daire, daire çıktı 175 metrekare 3 birinci. Daire doğurdu, bu memleketi yönetmek ciddi bir iş ister, ciddiyet ister, ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet eden Soylu, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.